zaman. Bekliyoruz seni, eğlenceye hazırlan. İşte biletim burada, tren çıktığı yola. Raylarda kaya kaya getirecek seni bizim istasyona. Çuf çuf çuf, burada eğlence. Çuf çuf çuf, hadi katıl bizlere. Çuf çuf çuf, çocuk çuf, çocuk çuf. Meyve mi yoksa sebze mi? Ne güzel bir gün, hava güneşli, kuşlar cıvıldıyor, mutlu çok neşeli. Hadi çuf çuf sen de, benimle şarkı söyle. Hadi çuf çuf. Yok yok, böyle iyi. Acaba diyorum, sen de mi ara versen? Yo yo yo, asla duramam çuf çuf. O kadar mutluyum ki içimden bağıra çağıra şarkı söylemek geliyor. Bağıra çağıra mı? Olamaz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Ekin abla. Günaydın Ekin abla. Ekin abla, bir dakika. O elindekiler de ne? Bunlar sebze fidesi Mutlucuğum. İstasyonun arka bahçesine dikeceğim. Bir şey soracağım. O fidelerin içinde benim en sevdiğim sebze de var mı? Hangisiydi senin en sevdiğin sebze Mutlu? Limon. Limonu çok seviyorum. Ekşi ekşi. Nefis. Bunların arasında limon fidesi yok Mutlucuğum. Dedim ya, bunlar sebze fidesi. Bir dakika. Limon sebze değil mi? Hayır. Limon bir meyve. Ne? Ne? Nasıl olur? Neden o kadar şaşırdın ki Mutlu? Limon bir meyvedir. Hayır efendim. Bir kere limonu şeftali gibi, elma gibi tek başına yiyemeyiz. Hem limonun tadı da ekşidir. Bu da demek oluyor ki limon bir sebzedir. Yanılıyorsun. Meyvedir. Sen yanılıyorsun çöp çöp, sebzedir. Meyve. Sebze. Meyve. Sebze sebze sebze. Meyve. Arkadaşlar meyve. Bir dakika. Bir dakika, sakin olun. Mutlucuğum, çuf çuf haklı. Limon bir meyvedir. Ekin abla galiba Mutlu sebzelerle meyvelerin nasıl ayırt edeceğini bilmiyor. Yo, tabii ki de biliyorum. Çok basit. Portakal, elma, üzüm gibi besinler meyve. Ve domates, biber, patlıcan gibi besinler de sebze. Aslında değil Mutlucuğum. Ne? Değil mi? Onlar da mı meyve? Evet. Domates, biber, patlıcan. Üçü de meyve. Ama onları pişirip yemek yapıyoruz. Ama sadece sebzeleri pişirmeyiz ki. Meyveler de pişirilebilir. Of, kafam karıştı. Biliyor musun Mutlu? Hı. Aslında meyvelerle sebzeleri ayırt etmenin çok basit bir yolu var. Ya. Neymiş peki? Şöyle, toprakta yetişen çekirdeksiz besinlere sebze diyoruz. İçinde çekirdeği olanlara da meyve. Ya. Domates, biber, patlıcan, üçünün de çekirdeği var. Dolayısıyla bunlar meyve. Vay canına. Şimdiye kadar sebze sanıyordum ben onları. Çok haklısın Mutlucuğum. Hepimizin sebze sandığı meyveler var. Mesela ben sana bir örnek vereyim. Kabak. Hadi canım. Kabak. Bildiğimiz kabak. Kabak meyve mi? Evet. Çekirdekleri olduğuna göre evet, o da meyve. Bir dakika bir dakika. Salatalık. Onun da içinde çekirdekler var. O zaman salatalık da meyve. Mutlu, sen bu işi çözdün ha. Çekirdekliyse meyve, çekirdeksizse sebze. Çok kolaymış. Sorayım mı bir tane? Hadi sor sor. Soruyorum. Havuç. Havucun çekirdeği yok. O zaman sebze. Doğru. Yaşasın, öğrendim. Hadi çuf çuf bir tane daha sor. Söyle bakalım. Soğan meyve mi, sebze mi? Tabii ki meyve. Bir de acele etmemeyi öğrensen, iyi düşün. Soğanın çekirdeği var mı? Ama tam ortasında hani serti, o çekirdek değil miydi o? Hayır, o cücük. Soğanın cücüğü. Seni yedi cücük, anladım. Çekirdeği olmadığına göre soğan bir sebzeymiş. Evet, aynen öyle. Mutlucuğum, meyvelerle sebzeleri ayırt etmeyi öğrendiğine göre artık gidip şu sebze fidelerini dikelim, ne dersin? Küreğimi alıp geliyorum. Yaşasın. Sebze fidelerini dikme zamanı. Bekleyin beni sebzeler. Cücüklü soğan, sen de bekle. Mutlu geliyor. Arkadaşlar, biz şimdi Mutlu'yla beraber sebze fidelerini dikmeye gidiyoruz. Bakalım bu sırada çuf çuf hangi arkadaşlarımızı getirecek? Çocuk, çuf. Bugünkü ilk yolcumuz Açelya Deveci. Sporu çok seven Açelya'nın en büyük eğlencesi babasıyla futbol oynamak. Açelya jimnastik ve bale yapmaktan da çok keyif alıyor. Doğa dostu olan Açelya'nın gitmek istediği yerlerin başında İzmir geliyor. En büyük ilgi alanı ise uzay. Pembe rengi çok seviyor.
Açelya'nın en büyük hayali ise öğretmen olmak. Çocuk Çuf'a hoş geldin Açelya. Açelya, sen hareketli oyunları çok seviyorsun. Öyle mi? Ne oynamayı seversin mesela? Vale yapmayı severim. Başka? En sevdiğin oyunlar hangisi? Bazen nerede spor yapmayı severim. Babanla futbol oynuyormuşsunuz. Evet, oynuyorum. Nasıl oynuyorsunuz? Bize biraz o oyunu anlatır mısın? İkimiz de kaleye geçiyoruz. Kardeşim de oynuyor. Topa kim vuruyor? Topu babamla ben vuruyoruz. Ama babamla ben kaleci oluyoruz. İkimiz buluyoruz. Ege de bizim hakemimiz oluyor. Bebek olduğu için. Bu güzel sohbet için teşekkür ederiz Açelya. Madem oyun oynamayı çok seviyorsun, birazdan seninle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Ama önce böyle seninle küçücük, tatlıcık bir oyun oynayalım. Ne dersin? Hazır mısın? Hazırım. Tamam, harika. Ekranımdaki üç kutudan birini seç bakalım Açelya. Sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Kırmızı. İşte sorun geliyor. Evet, bu akvaryumun içinde bir sürü balık var. Ama seninle saklambaç oynuyorlar. Onların nerede olduğunu bulabilir misin? Ama yerlerini de tam olarak tarif etmelisin. Hazır mısın Açelya? Hazırım. Öyleyse süren başladı. Bir tane gördüm. Bir tane kayanın arkasında. Evet, kayanın arkasında turuncu bir tane balık var. Güzel. Başka? Siyah bir şeyin arkasında saklanan bir tane yeşil balık var. Evet, yeşil balık. Çıpanın arkasında değil mi? Evet. Güzel. İki tane balık bulduk. Bakalım kaç taneymiş saklanan balıklar. Bak bakalım. Sandığın orada. Evet, sandığın içine mi girsem dışında mı kalsam diye karar verememiş kararsız bir balık var orada. Evet. Bir tane bir şeyin içine saklanan bir tane balık var. Sütunların arkasındakini mi diyorsun acaba? Olabilir. Evet, olabilir. Bir tane de orada var. Çok güzel. Sanki iki tane daha bulmadığımız balık var gibi. Evet. Şurada bir tane duman gibi bir şey var. Onun arkasında pamuk gibi bir tane balık var. Evet. Orada evet. Dümenin üzerinde dümenin var bir tane. Dümenin üzerinde evet bir tane balık var. Son bir tane daha kaldı herhalde. O da bir şeyin üstünde. Evet. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni Açelya. Açelya. Bütün balıkları buldun. Şimdi asıl oyuna hazırız bence. Evet. Oynayalım mı onu? Evet. Dikkat dikkat. Çocuk Çuf'ta oyun zamanı. Oyunumuzun adı Yaklaş Bana 1-2-3. Amacınız bu çemberlerde ilerleyerek Mutlu'ya yaklaşmak ve kabinine ulaşmak. Ben arkamı dönüp yaklaş bana 1-2-3 diyeceğim. Siz de birer çember ilerleyeceksiniz ve ben döndüğümde kıpırdamadan duracaksınız Açelya. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani donup heykel olacaksınız. Peki ne heykeli olacağız Mutlu? Her seferinde ne heykeli olacağınızı ben söyleyeceğim Ekin abla. Heykel olduğunuzda eğer kıpırdarsanız, gülerseniz bir çember geri gidersiniz. Ben de sizi kıpırdatmak için elimden geleni yapacağım doğrusu. Bakalım süre dolmadan bana ulaşıp şuradaki zile kim basabilecek? Hazır mısınız? Hazırız. O zaman başlıyorum. Şimdi önce ayı heykeli olacaksınız. Yaklaş bana. 1, 2, 3. Ay. Kıpırdama. Hop. Kıpırdama kalk. Ayı heykeli. Ne kadar da şirin. Neyse, gülmediler. O zaman ikinciye geçiyorum. Şimdi sırada kaplan heykeli var. Yaklaş bana. 1, 2... Kaplan ol, kaplan ol. 3! Kaplan değil de kedi olmuş sanki Açelya. Gel pisi 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 pisi. Kıpırdadı. Evet Açelya, bir çember geri gidiyorsun. Din din din. Bu arada sen de güldün mü Ekin abla? Bana mı öyle geldi? Yo,
Bak hala kıpırdıyorsun. Bak konuşuyor bir de. Gördün mü sen onu ya? Evet. Tamam o zaman ben de geri gideyim. İkisi de geri gitti. Hadi bir daha baştan. Şimdi sıradaki heykeliniz fil. Fil olacaksınız tamam mı? Tamam. Yaklaş bana. Bir, iki, üç. Tah! Ah! Ah! Karanfil olmuş sanki o. Fil değil de. Ah! Bu da zencefil olmuş. Yok yok fil olmuş. Hortumlu fil. Ah! Güldün. Ekin abla güldü. Ekin abla güldü. Geriye gider misin Ekin abla? Ya her şeyi de görüyorsun Mutlu ya. Hı. Tamam. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Fare olacaksınız. Fare heykeli. Yaklaş bana. Bir, iki, üç. Ah! Ah! Fındık faresi. Ah! Gülmüyorlar. Ah! Kıpırdamıyorlar. Çok iyi gidiyorsunuz, harika. Sıradaki robot, robot heykeli. Yaklaş bana. Bir, iki, üç. Ah! Kıpırdama, kıpırdamayın. Görüyorum. Ah! Ah! Küçük bir mutfak robotu gördüm sanki. Ah! Yok, girmiyorlar. O zaman şimdi sırada şey var. Ağaç olun tamam mı? Ağaç. Yaklaş bana. Bir, iki, bir, iki, üç. Ah! Ah! Burası bir orman. Ve işte orada bir akasya. Ah! Burada da bir fidan varmış. Yeni dikmişler bu fidanı. Ne kadar da güzel. Dallarında da kuşlar var. Ah! Yok, kıpırdatamadım. O zaman şimdi sırada kuş olun tamam mı? Kuş heykeli. Yaklaş bana. Bir, iki, üç. Aa, Açelya sen ne kadar yaklaşmışsın zile. Aa, kazanmak üzere. Bakayım Ekin ablaya daha var. Evet, o zaman şimdi şey olun. Araba, araba olun tamam mı? Yaklaş bana. Bir, iki, üç. Ah! Aa! Açelya! Tek bir hamlede kalmış buraya dokunduğu zaman bitecek. Hah! Ekin abla. Merhaba Ekin abla. Elektrikli araba mısın yoksa dizel mi? Aa güldü, 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 güldü. Ekin abla geriye, Ekin abla geriye. Hah. Ya Mutlu ya, niye güldürüyorsun? Hah, tamam. Şimdi şey olan. Voleybol topu. O zaman yaklaş bana. Bir... İki... Bas, bas. Ah, ah, ah. Birisi zile mi bastı? Ödüm koptu. Açelya. Başardın gel. Kazandın. Çak. Yeni bir Mutlu Show'la karşınızdayım. Bugünkü konuğum çok şirin, çok tatlı biri. Çilek. Evet. Hoş geldin Çilek. Hoş bulduk Mutlu. Öncelikle herkesin çok merak ettiği bir soruyla başlamak istiyorum. Çilek, sen meyve misin yoksa sebze mi? Aa, tabii ki bir meyveyim. Aa, iyi ama çekirdeğin yok ki. E bunlar ne peki? Aa, onlar çekirdek mi? Ben çil sanıyordum. Aslında onlar benim tohumlarım. Diğer meyvelerin aksine benim tohumlarım dışımda. Ama bu meyve olmadığımı göstermez ki. Anladım. O zaman sen meyvesin. Evet, ben bir meyveyim. Geldiğin için çok teşekkür ederim Çilli. Yani Çilek. Sorun değil, bana Çilli diyebilirsin. Tohumlarımı çok seviyorum. Gerçekten çile benziyorlar değil mi? Çilli Çilek. acaba benim de çillerim olsaydı nasıl olurdu? Çiller sana çok yakıştı. Teşekkür ederim Çilek. Evet arkadaşlar, bir Çilli Şov'un Mutlu Şov'un daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Çocuk çuf. Sıradaki yolcumuz Çınar Abacı. Sporu çok seven Çınar, basket oynamaya ve yüzmeye bayılıyor. Çınar, robotik kodlama ve maket yapma gibi tasarım işlerinden de çok keyif alıyor. Çınar'ın ilgi alanlarının başında tarih geliyor. Resimlerinde bile ülke bayraklarını ve haritalarını çizmekten hoşlanıyor.
en çok kırmızı rengi kullanıyor. En sevdiği tarihi kahraman Seyit Onbaşı. Çınar da onun gibi kahraman bir asker olmak istiyormuş. En çok görmek istediği yerse Çanakkale'deki şehitlik. Çocuk Çufa, hoş geldin Çınar. Hoş bulduk. Çınar, sen tarihle ilgiliymişsin. Evet. Tarihi bilgileri nereden öğreniyorsun? Bazen bilgisayarımdan, bazen tabletimden, bazen telefonumdan, bazen televizyondan. Nasıl başladı peki bu tarih merakı? Tarihe ilgim Çanakkale Savaşı ile başladı. Yani Birinci Dünya Savaşı ile. İşte böyle daha geçmiş tarihler, Orta Çağ, milattan önce, milattan sonra, peygamberler. Peki Çuf Çuf dedi ki sen robotik kodlama yapabiliyormuşsun. Onda evet. Çok başarılıymışsın. Ben hiç anlamıyorum o konuyu. Nasıl bir şey o? Böyle parçalar var. Bazı parçalar böyle teknolojik. Böyle motor var. Mesela Bluetooth var. O Bluetooth'u böyle bilgisayara bağlaman gerekiyor. Yani böyle bir tane şarj kablosu var. Onu Bluetooth'a bağlıyorsun. Sonra o parçaları hareket mi ettiriyoruz? Ne yapıyoruz? Böyle o şarj kablosuna takmadan kodlama onu hareketlendiremiyor. Yani robotu hareketlendiremiyor. Ama böyle kendi istediğimiz gibi yönlendirmiyoruz. Bilgisayar diyor ki şunu oraya koy, bunu da buraya koy, onun altına koy, bunu şunun üstüne koy. Sonra da böyle başlatıyoruz, robot böyle yerde, yani robotu yere koyuyoruz, o böyle yerde dolaşıyor, geziniyor. Hareketini yapmış oluyor. Anladım. Bir 5 dakika 10 dakika böyle oynuyoruz. Sonra da öğretmen sök diyor. Biz de böyle parçaları söküyoruz. Sonra böyle parçaların kutuları var. Onları böyle kutuya teker teker yerleştiriyoruz. Parçaların rengine göre. Çınar, bir şey sorabilir miyim? Evet. Sen robotik kodlamaları seviyorsun. Peki oyun oynamayı seviyor musun? Hem de nasıl? Ah, çok güzel. İşte bir ortak tarafımızı buldum. Peki benimle oyun oynar mısın? Tabii ki. Yaklaşın böyle, yaklaşın. Şimdi hangi oyunu oynayacağımızı sen seçeceksin. Tekerleme mi, bilmece mi? Ben tekerlemeleri pek yapamıyorum. O yüzden bilmece. O zaman bir bilmece geliyor. Dikkatle dinle ve cevabını bulmaya çalış. Bakalım bulabilecek misin? Ben giderim, o gider, üstümde gölge eder. Açılınca şapka, kapanınca bastona benzer. Güneş mi? Elimde böyle baston gibi tutabiliyorum. Açılınca böyle üstünde gölge yapıyormuş. Bak sana şemsiye. Evet, tam ipucu verecektim. İpucu vermeden bildin. Aferin sana. Şimdi bir tane daha sorayım mı? Olur. Yolda gider, izi kalır. Yuvasını sırtında taşır. Kaplumbağa. Daha bilmece bitmeden bildi. Gerisini de söyleyeyim mi? Olur. Şimdi yavaş yavaş ilerler, sürünmeyi pek sever. Sanki biraz değişti gibi cevabım. İz bırakır şöyle. Yoksa salyangoz mu? Evet. Her türlü biliyorsun. Çınar, anladığım kadarıyla ben sana ne kadar bilmece sorsam hepsini bileceksin. Tebrik ediyorum seni. 2 bilmeceyi de bildin. Tebrikler Çınar. Artık asıl oyuna hazırsın. Evet, hazırım. Geçelim mi ona? Geçelim. Hadi bakalım. Dikkat dikkat. Çocuk Çufta, oyun zamanı. Ben kimim? Önünüzdeki şapkalarda hayvan, eşya ve meslek resimleri var. Birbirinize sorular sorup şapkanızdakinin ne olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Bilen bir çember ilerler. Ortadaki yıldıza ulaştığınızda oyunu tamamlamış olursunuz. Bakalım süre dolmadan yıldıza ulaşabilecek misiniz? Hazırsanız oyun başlıyor! Hazırız. Evet. Ben bir hayvan mıyım? Evet. Peki benim 4 tane bacağım var mı? Var. Peki o zaman ben yüzebilir miyim? Yüzebilen çeşitlerim var. Tamam. O zaman uçabilir miyim ben? Hayır. Ben büyük bir hayvan mıyım? Hayır. Küçük müyüm? O kadar da küçük değilsin de yani ortalama boyu şu kadar. Ah!
Benim sırtımda böyle sert bir kabuk var mı? Tabii ki var. Çok yavaş mı hareket ediyorum? Yani dünyanın en yavaş hayvanısın. O zaman ben bir kaplumbağayım. Evet. Bildim. Bu hayvan bir sürüngen midir? Yerde küçük adımlarla yürür. Büyük müyüm? Hayır, değilsin. Küçüğüm. Evet, küçüksün. Uçabilir miyim? Hayır, uçamazsın. Yani kara hayvanıyım. Evet, sen yerde, karada yaşayan bir hayvansın. Hızlı mı yürürüm? Biraz yavaş hareket ediyorsun. Zıplıyor mu? Hayır, zıplamıyor. Dikenlerim var mı? Evet, sırtında dikenlerin var. Ah! Dikenli bir hayvan. Ne olabilir acaba? Düşünüyorum. Köstebek! Değil. Dikenli bir hayvan. Ne olabilir acaba? Kirpi. Evet, bildin. O zaman sıra Ekin ablada. Ben bir eşya mıyım? Bir eşyasın. Böyle mesela kek yaparken falan çırpmak için kullanılıyor. Hayır. Olabilir miyim? Hayır. Böyle belki yumurta kırarken falan kullanılıyorumdur. Hayır. Değil mi öyle? Mutfak eşyası değil. Oturup beni izliyor olabilir misiniz mesela? Hayır, izleyemiyorsun. Ben müzik aleti olabilir miyim? Müzik aletisin. Ha, güzel. Böyle siyah beyaz tuşları olan parmaklarımızla böyle bastığımız kocaman bir müzik aleti var, ondan mı? Hayır, piyano değil. Böyle omza dayıyoruz. Yani bazen omza... Böyle omzumuza koyup böyle çaldığımız müzik aletinden evet. Mi? Ben kemanım o zaman. Evet, kemansın. Evet, Ekin abla bildin. Bildim. Evet, hadi bakalım. Süremiz daralıyor. Acele edelim. Bir eşya yapayım. Evet, sen bir eşyasın. Büyük müyüm? Evet, büyüğü var, küçüğü var. Boy. Boy. Evde de kullanılabiliyor muyuz Ekin abla? Evet, bir ev eşyası. Beyaz eşya olabilir miyim? Hayır, beyaz eşya değilsin. Kumandası da var mı kumandası? Kumandası da var, evet Mutlu. İzlenebiliyor mu? Evet, izlenebiliyorsun. Televizyon. Evet, bildin. Bravo, harika. Bravo. Evet, acele ediyoruz şimdi. Sıra bende. Sıra Ekin ablada. Süreniz daralıyor bu arada, haberiniz olsun. Ben böyle ağaçları kesip de onlardan bir eşyalar yapan birisi miyim? Hayır, değilsin. Öyle bir işim de yok benim. Marangoz da değilsin. Marangoz da değilim. Tamam. Oduncu da değilsin. Peki, trafikte araçların geçmesini düzenleyen, düdük çalıp durduran birisi miyim? Hayır, trafik polisi değilsin. Peki, mesela yangınları söndüren birisi olabilir miyim? Evet. O zaman ben itfaiyeciyim. Evet. Bildin. Ekin abla, harikasın. Hadi bakalım, hemen şimdi sırada Çınar var. Acele ediyoruz Çınar. Ben bir hayvan mıyım? Hayır, sen bir mesleksin. İnsanları iyileştirir miyim? Yok, hayır. Öyle bir doktor değilsin. Süre bitmek üzere Çınar. Hızlı sor. Banka soyanları, ev soyanları tutukluyor muyum? Yok, polis değilsin. Sor. Bir araştırmacı mıyım? Hayır, değilsin. Gazeteci. Sen böyle dünyadan çok uzağa giden birisisin. Astronotum ben. Evet, bildin. Başardık. Çak. Çocuk. Çuf. Gel vatandaş gel. Meyvenin sebzenin iyisi burada. Hepsi çok taze. Gel sen de al. Kolay gelsin Mutlu. Ne yapıyorsun? Ekin abla, manavcılık oynuyorum. Çok eğlenceli. Çok eğleniyorsun, gördüm. Sen de oynasana. Tabii, olur. Ben ne yapacağım? Şimdi sen müşteri olacaksın. Ve benim dükkanımdan alışveriş yapacaksın. Tamam, hadi o zaman. Buyurun efendim, meyvenin sebzenin en tazesi, en güzeli bunlar. Kolay gelsin, manav Mutlu. Teşekkür ederim Ekin abla. Bir şeyler almak ister misin? İsterim tabii. Bana biraz biber verir misin? Tabii ki, istediğin gibi taze seçebilirsin. Başka ne istiyorsan? Üzüm de çok güzel görünüyor. Biraz da üzüm verir misin? Hiç kaçırma derim. Üzümlerim çok güzel. Başka ne vereyim? Arkadaşlar, biz şimdi oyun oynamaya devam ediyoruz. Bu sırada siz de kendi sebze meyve listenizi yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Evet, başka? Biraz da havuç alayım ya. Al, kaçırma. Sen de sor. Merhaba, benim adım Atlas. Ben hayvanları çok severim. Evimde beslediğim bir kuşum var. Sana kuşlarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sence papağanlar en çok hangi sebzeyi sever? Hadi sen de düşün bakalım.